Gökten herkese merhabalar. Türk Makedonya'nın başkenti, Kuzey Makedonya diye resmi adı biliyorsunuz. Gördüğünüz heykel Büyük İskender'in heykeli, Makedon Kral. Birçok savaşlara katılmış, birçok savaşlarda galibiyet kazanmış. Dünyaca ünlü lider. Şu an Makedon meydanındayım. Burada gördüğünüz taş köprü, ileride sanat köprüsü var. Makedon kapısı. Şehrin meydanındayım şu an. Kafeteryalar. Makedonya'da çok fazla tarihi bina göremeyeceğiz maalesef. Savaşlarda yıkılmış, zarar görmüş. Şehrin üst tarafında bir tepede haç var. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında maalesef inanış arasında bir sorun oluyor belli ki. Ohrid'de de görmüştüm bunu. Daha önceki ziyaretimde Ohrid'e gitmiştim. Ohrid'de bir yanda kiliselerde yoğun ibadet vardı. Ne gerekçeyle vardı anlamadım ama işte Hristiyanlar burada biraz baskın olma çabasında. Şehrin girişinde üst tarafta büyük bir Amerika büyük elçiliğinin binası vardı. Çok büyük bir binaydı. Amerika buradaysa vardı bir sıkıntı burada. Belli yani. Yukarıda kalesi var. Hani dikkate değer bir şey yok. Diğer taraflardan geldim buraya. Thank you.
arkadaşlar, burası. Gezmek isterseniz bir gün fazlasıyla yeter sizlere. Zaten Türkiye'den gelen turist çok fazla. Keko yazmışlar. Bizim Türkler nerede olsa kendini belli ediyor. Nehrin kenarında çay bahçeleri var, kafeteryalar var. Çay kahve içebilirsiniz. Para birimi Makedon dinarı, euronun yarısı kadar düşünün. Fiyatlar Türkiye'ye göre hemen hemen aynı veya biraz daha pahalı. Üsküp'e gelirseniz eğer ne yemek istediğinizi düşündüğünüzde önce eliniz köfte olsun. Üsküp'ün köftesi meşhurdur. Birazdan ben de bir yerde görürsem köfte yiyeceğim. Türk turistler çok fazla. Makedonya'nın devlet binaları, müzeler. Meydandaki içeri.
Saat Kulesi. Altyazı M.K.